Merhaba. Bugün size orijinali Yale Üniversitesi Felsefe Bölümünde ders veren Yardımcı Doçent Daniel Greco tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. Bir önceki videoda David Hume'un fikir bağıntıları ve olgu sorunları arasındaki ayrımını inceledik. Bugün bu ayrımdan yola çıkarak Hume'un tüme varımla ilgili nasıl şüpheci bir argüman oluşturduğuna bakacağız. Çıkış sorumuz şu: Olgulara ilişkin bilgimiz nereden geliyor? Doğal olarak gözlemlerimizden diye cevap verebiliriz. Havanın güneşli olduğunu biliyoruz çünkü dışarı çıkıp gökyüzüne baktık. Hüm en azından argümanın hatırına gözlemlerimiz sayesinde olgulara ilişkin bilgilere sahip olduğumuzu kabul eder. Ama hatırlarsanız bir de henüz gözlemlemediğimiz olgu durumları vardı. Gelecekte ne olacağı ile ilgili, örneğin seçimlerin ne zaman olacağı gibi ya da hiç gözlemlemediğimiz hayvanlar hakkında edindiğimiz bilgiler gibi. Peki bu olgu sorunlarını gözlem ya da basit düşünce işlemi olmadan nasıl bilebiliriz? Burada Hume'un sıklıkla kullandığımızı düşündüğü genel bir stratejiye bakalım. Düzenli olarak gözlemlediğimiz şeyleri, gözlemlediğimiz durumlarda doğru olduğunu gördüğümüz şeyleri temel alarak henüz gözlemlemediğimiz durumlar hakkında öngörüde bulunuyoruz. Örneğin gözlemlerime dayanarak ateşin sıcak olduğunu biliyorum. Ne zaman bir ateşin yanında dursam ellerimi uzatıp sıcak olduğunu görme şansım oldu. Daha doğrusu hissetme. <laughs> Bu durumu deneyimleme şansım oldu. Bunun içindir ki bir ateş gördüğümde sıcak olacağını biliyorum. Gözlemlemediğim tüm ateşlerin sıcak olacağını varsayıyorum. Daha da genellersek tüm gözlemlenmiş ağların S olduğu gibi bir önerme çıkıyor karşımıza. Burada A'yı ateş, S'yi sıcaklık olarak düşünebiliriz. Ve buradan da tüm gözlemlenmemiş A'ların da S olduğu sonucunu çıkarırız. Bu şekilde çıkarım yaptığımızda buna tüme varım diyoruz. Galiba biraz fazla hızlı gittik. Belki de bu durum her örnek için geçerli olmayabilir. Yani her zaman tüme varım kullanamayabiliriz. Örneğin buradaki tüme varım örneğine bir bakalım. Gözlemlediğim kadarıyla bu resimdeki arkadaşın saçları siyah. Yani gelecekte de saçları siyah olmaya devam edecek. <laughs> Keşke bu argüman hepimiz için doğru olsaydı, gerçekten sevinirdim. Ama anneme, babama, teyzelerime, amcalarıma, babaanneme ve hatta tüm insanlığa bakınca bunun böyle olmayacağını görüyorum. Gelecekte bir noktada saçlarımın gri olacağını düşünmem için geçerli bir sebebim var. Gözlemlediğim gibi bu genç arkadaşımızın da saçları gerçekten siyah olsa bile bu yine de gelecekte de siyah olacaklarını düşünmem için yeterli bir sebep değil. Yani tüme varımsal argümanların her zaman iyi argümanlar olduğunu söyleyemeyiz. A, tabii sırf saç rengiyle ilgili örneğe bakarak da tüme varımı hepten elimizin tersiyle itemeyiz. Ya da tüme varımsal argümanların ilginç ve önemli olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü özellikle de çevremizde olup bitenlerle ilgili çıkarımlarda bulunurken tüme varıma sıklıkla başvuruyoruz. Ateşin sıcak olması, yer çekiminin etkisini sürdürmesi ya da geçmişte her gün olduğu gibi yarın da güneşin doğacağı gibi çıkarımlarda tüme argümanların iyi argümanlar olduğunu kabul ediyoruz. Hüme göre böyle argümanlar ortaya attığımızda doğanın değişmezliği diyebileceğimiz bir şeyi kabul ediyoruz. Dolaylı olarak geleceğin en azından genel anlamda geçmişe benzeyeceğini varsayıyoruz. Saç rengim her zaman aynı olmayacak. Yani bu durumda gelecek geçmişe benzemeyecek. Ama ateş her zaman sıcak olacak. Bu durumda ise gelecek geçmişe benzeyecek. Çünkü çok daha genel bir durumdan bahsediyoruz. Her insanın bir gün ölecek olması yani insanların ölümlü olması yerçekiminin etkisini her zaman sürdürmeye devam edecek olması ve bunlar gibi genel konularda gelecek geçmişe benzeyecek. Bunlar tüme varımsal argümanların iyi argümanlar olduğunu düşündüğümüz durumlar. Gözlemlenmeyen durumlarda fikir sahibi olmak için tüme varımı kullanmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz çünkü doğanın yasalarına, bilimsel gerçeklere başvurabiliriz ve böylece gözlem yapmadığımız durumlarda neler olabileceğini biliriz. Ama hüme göre, örneğin yerçekimi kanunu gibi doğanın yasalarına başvurmak aslında tüme varımsal argümanlara başvurmakla aynı şey. Doğa yasalarına başvurduğumuzda dolaylı olarak geçmişte geçerli olan genel durumların gelecekte de geçerli olacağını varsayıyoruz yer çekimi nedeniyle dünyanın güneş etrafında dönmeye devam edeceğini söylerken büyük kütlelerin birbiriyle etkileştiği bu düzenin gelecekte de devam edeceğini dolaylı olarak varsaymış oluyoruz. İyi e peki neden buna inanmalıyız? Neden en genel durumlarda bile geleceğin geçmişe benzeyeceğine inanmalıyız? Bunun bir fikir bağıntısı olduğunu söyleyemeyiz geleceğin geçmişe benzememe ihtimalini hayal edebiliriz. En genel durumlarda bile. Yarın güneşin doğmadığını, yerçekiminin etkisini kaybettiğini hayal etmeye çalışın bir. Ya da elinizi ateşe soktuğunuzda yanmadığını, aksine soğuduğunu hayal etmeye çalışın. Bunlar kurgu bilim konusu gibi görünebilir ama hayal edilebilir şeyler. Uzay boşluğunda gezegenlerin, göktaşlarının, sayısız hareketli cismin tetikleyebileceği bir değişim, değişmez dediğimiz bir şeylerin değişmesine neden olabilir. Kim bilir? Geçmişteki gözlemlerimize göre doğru olan bazı doğa yasalarının gelecekte geçerli olmayacağını varsaymakta bir tutarsızlık yok. Mesela yerçekimi yasası veya kimya yasaları gibi geçmişte doğru olan şeylerin gelecekte geçerli olamayabileceğiyle ilgili bu fikre dayanarak mantıksız gelmeyen tutarlı hikayeler yazıldığını düşünün. Bunlar hayal edilebilir şeyler. Basit düşünce işlemiyle çelişkileri ortaya çıkararak, mantığı kullanarak geleceğin geçmiş gibi olması gerektiğine ikna olamayız. Bu da demek oluyor ki, geleceğin geçmiş gibi olacağını ortaya atmanın başka bir yolu olabilir. Tüme varımı kullanabiliriz. Ne de olsa olgu sorunlarıyla ilgilenirken genellikle basit düşünce işlemini kullanamadığımızı gördük. Doğrudan gözlemleyemediğimiz olgu durumları söz konusu olduğunda tüme varım kullanmamız gerekir. Yani doğanın değişmezliğinin devam edeceğini iddia ederken belki tüme varımı kullanabiliriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İşte tam da bu noktada tüme varımsal bir argümanı inceleyebiliriz. Geçmişte, gelecek, geçmişe benzemişti. Bu demek oluyor ki gelecekte de aynı şey olacak. Yani gelecek, geçmişe benzeyecek. <laughs> evet, burada bir döngü konusu. Bir şey geçmişte oldu diye gelecekte de olacağını varsayıyor. Eğer hali hazırda geleceğin geçmişe benzeyeceğini düşünüyorsak bu iyi bir argüman olabilir. Aksi takdirde sadece geçmişte bir şey oldu diye gelecekte de aynı şeyin olacağını öne sürmeyiz. Peki bu kötü bir şey mi? Endişelenmeli miyiz? Genellikle gelecek hakkında bir inanç oluştururken tüme varımın iyi bir yol olduğunu düşünürüz. Yani gözlemlenmemiş durumlarda ne olacağına ilişkin bir inanç oluştururken. Hatta kahve falı, astroloji ya da sihirli küreye danışmak gibi başvurabileceğimiz diğer yöntemlerden daha etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki ben uçup uçamayacağımı merak ediyorum. Uçmayı gerçekten çok istiyorum ve denediğimde uçabileceğimi umarak 10. katın penceresinden atlamayı düşünüyorum. Başarılı bir girişim olacak mı? Uçabilecek miyim yoksa ölecek miyim? tüme varıma dayanarak öleceğimi söyleyebiliriz. 10. katın camından ne fırlatırsanız fırlatın aşağı düşecektir. Ama diyelim ki sihirli küremi elime alıp salladım ve uçabilecek miyim diye sordum. Küre de hiç şüphesiz elbette uçabilirsin diye cevap verdi. <laughs> Sanırım çoğumuz sihirli kürenin verdiği cevap yerine tüme varıma dayanarak elde ettiğim cevaba güvenmem gerektiğini düşünürüz. Peki neden? Tüme varımın nesi daha iyi? Tüme varımsal bir argümandan bahsederken döngüsel bir durumun söz konusu olduğunu söylemiştik. Aynı durum sihirli küreye soru sorarken de geçerli olabilir. Sihirli küreye bana doğruyu söyleyecek misin? Geleceğe ilişkin bir öngörü ya da inanç oluştururken sana güvenebilir miyim diye sorabilirim. Küreyi sallarım ve o da Elbette diye yanıtlar. Yani sihirli küreye bana hep doğruyu söyleyip söylemeyeceğini sorduğumda doğruyu söyleyeceği cevabını verir. Tüme varıma bana gelecek hakkında güvenilir fikirler verecek mi diye sorduğumda o da öyle yapacağı cevabını verir. Her iki durumda da döngüsel ve safsatalı bir argüman ortaya atabilirim. Gözlemlemediğim şeylerle ilgili olarak bazı yöntemlerin işe yaradığını varsayıp o yöntemi kullanabilirim. Kullanmaya devam ettikçe de artık o yönteme sıkı sıkıya tutunurum. Böyle bakılınca tüme varım ve sihirli küre arasında bir ayrım göremiyoruz değil mi? Yani tüme varıma dayanırsak doğru sonuçlara ulaşacağımızı ama sihirli küreye güvenirsek ulaşamayacağımızı düşünmemiz için bir sebebimiz var mı? Hümün... Bu soruya verdiği cevabın bir yorumlamasına bakalım. Hüm'ün tüme varım problemine şüpheci çözümü şöyle. Sihirli küre falı ya da astroloji yerine tüme varımı kullanmayı üstün kılan mantıklı bir neden yok. Yine de tüme varımsal şekilde düşünmeden edemiyoruz tıpkı kışın güneye uçmaya karşı gelemeyen kuşlar gibi. Mantıklı değil, sadece içgüdüsel olarak yaptığımız bir şey. Bu içgüdü çok güçlü olduğu için tüme varımı doğrulama ihtiyacı en azından pratikte ortaya çıkmıyor. Hangi felsefi sonuçlara ulaşırsak ulaşalım kullanmaya devam edeceğiz. Mantıksız davrandığımızın farkında olsak da mantıklı davranmaya kendimizi ikna edemediğimiz için bu soruyu bir kenara bırakabiliriz. Ama öte yandan kabul etmesi de çok kolay bir durum değil. Ayrıca bunun Hume'un doğru bir yorumlaması olup olmadığından da emin değiliz. Hume'den esinlenen argümanımızda tam olarak neyin yanlış olduğunu söylemek çok zor. Birçok ilginç felsefi yaklaşım bunu açıklamayı denedi. Eğer ilginizi çektiyse bu da başka bir videonun konusu olsun. Hoşçakalın.